Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar, dersimiz hala da istisna ve müstisna üzerine devam ediyor. Ekranda da göründüğün gibi Ettemarinu ala edevatil istisna. İstisna'ya edatları üzerine alıştırmalar. Arkadaşlar biliyorsunuz, hep bunu tekrarlıyorum. Önceki derslerimizde birinci düzeydeki olan istisna ve müstesnaları gördük. Şu anda daha da ileri düzeyde, daha da zenginleştirilmiş cümleler ve kelimeleri ihtiva eden dersimizi görüyoruz. Bu düzeyindekidir. Bundan sonra arkadaşlar inşallah iki muzari fiili cezmeden edatlara geçeceğiz. Bu derslerimizden sonra bitmek üzere. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim istisna edatlarımız, 7 tane edatımız var. İlle var, en meşhurları ada, hale, haşa, gayru, siva. Bunlar 7'si de arkadaşlar yoğun bir şekilde Arapçada kullanılmaktadır. Evet, devam ediyorum birinci örneğimizden. Taalleme, öğrendi. Bu cümle fiille başlamış. Bir cümle fiille başlasa biz buna ne diyorduk? Fiil cümlesi. Taalleme, öğrendi. Attullabu kim öğrenmiş? Öğrenciler. Burası faildir arkadaşlar. Biliyorsun failin hareketi daima neydi? Failin hareketi daima ötre olur. Peki failin hareketi böyle fethali olur mu? Olmaz. Peki eseri olur mu? Olmaz. Kim eylemi yaptıysa, evet arkadaşlar dikkat edersen, evet, kim eylemi yaptıysa mutlaka o, evet, o failin hareketi ötreli hareket ettirmemiz gerekir. Bakın, taallemi öğrendi. Ettullab, öğrenciler öğrenmiş. Mesela burada bir öğrenme eylemi var değil mi? Peki bunu yapan kimdir? Öğrenciler de. Öyleyse arkadaşlar, kim bu eylemi yaptıysa gelen failimiz, gelen özlem, faile biz özne diyoruz, gelen özlemimiz ya da failimiz kesinlikle ötreden başka herhangi bir hareke almaması gerekir. Taalleme, öğrendiği. Ettullabı, burası faildir, merfutur yani ötrelidir. El-lugata, burası mef'unu bir nesnedir, etkilenendir. El-arabiyete de buranın sıfatı, Arapça dili. Tercüme şimdi değerli arkadaşlar, buradan buraya tercüme edersek sizce İlk kelime tercüme nerede başlar? Son olarak nerede biter? İlk önce burada başlar. Özneden öğrenciler, sonra sıfata geliyorum, sonra mef'ulun bi'ye geliyorum, sonra fiile dön. Bakın, öğrenciler Arapça dilini öğrendiler. Taalleme, öğrendiler arkadaşlar. Evet, fi'de de harf-i cerde biliyorsun, harf-i cer 21 tane harf-i cerimiz var. Bunlar fiillerden önce gelmezler, isimlerden önce gelirler ve isimlerin sonları neye çevirir? Esra'ya. Peki harteceden sonra gelen ismin adı neydi arkadaşlar? İsmi mecur. Bak, burası harteceden ismi mecur. A, burası da buranın sıfatı oldu. Evet. Şimdi tercüme edersek arkadaşlar, buradan buraya kadar tercüme ederse neyle başlayacağız? Onu şunu düşünmeyin arkadaşlar, bu istisna edatından sonra onu şey yapalım, tercüme edelim. Bakın, önce şuradan şuraya kadar, illeden önceye kadar tercüme edersek nerede başlatıyoruz? Şöyle. A, buradan buraya kadar. Önce şurada başlamamız gerekir. Ondan sonra cümlenin sonuna gidiyorum. Son olarak buraya geliyorum. Yapalım. Öğrenciler, bakın arkadaşlar notunuzu alınız. Öğrenciler ortaokula, evet, orta yani adli ortaokullar arkadaş. Ortaokula, okulda Arapça dilini öğrendiler. Daha cümle bitmemiş. İlle yalnız demek ki öğrenciler ortaokulda Arapça dili öğrenmişler, ama birisi size illa taliben, evet, evet, naşitan, evet, ama aktif bir öğrenci hariç. Halbuki bu değil mi? Öğrenmesi gerek. Burada cümle böyle gelmiş arkadaşlar. Ya da illa taliben, naşitan demeyelim arkadaşlar. Buna kesuren diyelim, tembel, ke, daha güzel olur değil mi arkadaşlar? Ke, su, len. A, böyle olsun. Daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Daha güzel olur. Evet. Tembel bir öğrencinin dışında tercüme ederse böyle. Önce arkadaşlar istisna edatı burada varsa burası müstesnadır. Bu müstesnanın sıfatı. Bu olursa arkadaşlar tercüme burada başlar. Eğer bunlar olmasaydı tercüme nerede başlardı? Tercüme A, burada başlar. Öğrenciler orta okulda Arapça dilini öğrendiler. Ama istisna edatımız ve müstesna gelirse o zaman tercüme burada başlar. Tembel bir öğrenci haricinde, asıl özneye dönüyorum. Öğrenciler orta okulda
Arapça dilini öğrendiler şeklinde tercüme ediyoruz. Devam ediyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar, biraz daha da ekranı büyütelim sizler için. Evet, dikkat edin arkadaşlar. Evet. Ha böyle arkadaşlar. Evet, me taalleme öğrenmeli. Bak bu cümle olumluydu, bu cümle olumsuz oldu. Neyden olumsuz oldu? Bak burada olumsuz eki geldi. Me taalleme öğrenmedi. El muallimune öğretmenler. Peki arkadaşlar, burada bizim failimiz öteli, sonu öteydi. Bunun ötesi nerede? İşte cem-i müzekker salimler. O vav ötenin yerinde biz kabul ediyoruz. Nünleri de tenvinin yerindedir arkadaşlar. Me taalleme öğrenmedi. El muallimune öğretmenler. Lugatel Fransiydi. Burası mef'ulun bi oldu. Aynı zamanda mudaftır. Burası Fransızca manası mudafın ile. Demek ki şöyle buradan buraya kadar cümle ederse nasıl yapacağım? Öğretmenler Fransızca dilini öğrenmediler. Devam ediyorum. Fi de da harf ecerdi burası arkadaşlar. Medreseti seneviyeti. Seneviye ne demek arkadaşım? Lise okulunda. Şimdi tercüme edersem öğretmenler lise okulunda Fransızca dilini öğrenmediler. Daha cümle bitmedi arkadaşlar. İstisna edatı gelirse tercüme nerede başlayacak? A burada başlayacak. Bir öğren. Neden arkadaşlar burası ötreli oldu? Hepinize soruyorum. Cümle A böyle arkadaşlar. Cümle olumsuz olduğu zaman A burası müstesnadır. Evet. Burası müstesna minhudur. Burası istisna edatıdır. Burası müstesnadır. O zaman cümle olumsuz olursa kıymetli arkadaşlar şöyle de gelebilir. Taliben. A. Burası arkadaşlar illa talibun ne diyebilirsiniz? Taliben ne diyebilirsiniz? Bu bizim tercihimize bağlı. Kimse bizi zorlamaz. Burada bizim dilersek arkadaşlar talibun deriz. Dilersen taliben deriz. Eğer cümle o ama bir şart arkadaşlar. Cümle olumsuz olduğu zaman illeden sonra gelen müstesna ya talibun okursun ya da taliben. Burası öteli de olabilir. Burası fethali de olabilir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman peki öteli olursa irab ne olur? O öteli olursa a buranın bedeli olur. Fethali olursa dersin müstesnadır. Müstesna mansuptur dersin. Müstesna mensup. Değerli arkadaşlar bazen de bu yarapları Türkçe yapılırken bir seferde ara sıra Arapça yapalım arkadaşlar. Me, bu şu an Arapça anlatayım onları. Me eze harfu nefin e mehalle lehem nil arab. تعلم فعل ماض كما تعلمون جميعا فعل ماض مبني على الفتحه لان الفعل الماضي لا ياخذ الحركه الا فتحه الا فتحه arkadaş ihwani akhawati ma taallama evet باللغه التركيه انما öğrenmedi ma harfu nefyin taallama fi'l mad المعلمون هو فاعل مرفوع بالواو لان هذه الكلمه هذه الاسم جمع مذكر سالم اذا جمع مذكر سالم واو تكون في محل ضمه كما هناك الاسم المفرد نهايته كان ضمه اليس كذلك والنون عن التنوين لغه هنا لغه مفعول به منصوب وفي نفس الوقت هو مضاف الفرنسيه مضاف اليه مجرور وعلامه جر كسر ظاهر على اخره في حرف جر مدرستي اسم مجرور الثانويه اصبح صفات للمدرسه الا اداه استثناء طالب هو بدل للمعلمين او نختار طالبا او طالب هذا يبقى على اختيارنا نستطيع ان نختار طالب نستطيع ان نحول الى طالبا اي منصوبا bu şekilde arkadaşlar tercüme edersek bir öğrenci haricinde öğretmenler lise okulunda Fransızca dilini öğrenmedi. Yalnız bir öğrenci öğrenmiş. Devam ediyorum. Evet. Me nezele inmedi. Arkada nezele indi. Me nezele inmedi. Enzele me enzele indirmedi. Bu eli buraya koyarsam o zaman geçişsiz fiili mutaaddiye geçişliğe dönüşür. Me nezele inmedi. El ummalu işçiler faildir. İle harfi ecredir. Hakli ismi mecburdur. Caru macu bu fiile mutaallik olmuştur. Fi yani bağlamıştır. Fi harf ecredir. Heze ismi mecburdur. Sabahi de buraya bedel olur. Daima arkadaşlar işara sıfatından sonra bir isim böyle el takılı alarak gelirse a burası bedel olur. Burası mübdel olur. Yani bunun gibi. Bedel ne demek? Yani bunu kaldırırsam buna zarar vermez. Bunu kaldırırsam buna zarar vermez. Mesela fi heze bu sabah ya da bu sabahleyin arkadaşlar. Tamam mı? İlla den hariç şöyle yaparsa buraya kadar me nezele inmedi el umelu faildir işçiler ilmediler ile hakli tarlaya fiyada sabahı demek ki tercüme şurada başlar işçiler bu sabahleyin
tarlaya inmedi de son olarak burası tercüme. İlle amilen sagilen. Şimdi burada tercüme başlar arkadaşlar. İlle gelirse o zaman tercüme ileden sonraya, sonradaki olan kelimeden başlamamız gerekir. Evet, küçük bir işçi haricinde işçiler bu sabah tarlaya inmediler. Dördüncü alışmamızda C geldi. Attullabu öğrenciler. Gayre Muhammed'i. Bak gördün mü arkadaşlar? C tullabu öğrenciler. Burası faildir. Geldiler. Gayre ne olmuş arkadaşlar? Müstesna edatı. İstisna edatı. Burası müstesnadır arkadaşlar. Burası müstesna. C tullabu gayre Muhammed'i. Yani Muhammed'in dışında öğrenciler geldiler. Nereye gelmişler? İle burası harf-i ecerdir. Külliyeti fakulte deme ismi mecurdur. El ulumi burası mudafun ileyhi bir. El islamiyeti aburan sıfatı oldu. Şimdi buraya kadar tercüme edersem arkadaşlar. Evet, öğrenciler Muhammed'in dışında İslami Bilimler Fakültesine geldiler. Devam ediyor. Bir de burası bir arkadaşlar harf-i ecerdir burada. Evet. Bir camiati şöyledir. Bir camiati Batman. Yani burası harf-i ecerdir. Evet, burası harf-i ecerdir. Evet, burası ismi mecurdur. Burası mudafun ileyhi. El-yevme de mefhumun fi. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar burada faille müstesna burada oluyor. Burada yapmamız gerekir. Evet, şöyle yaparız arkadaşlar. Evet, Muhammed'in dışında öğrenciler. Şimdi cümlenin sonuna gidiyorum. Bakın, Muhammed'in dışında öğrenciler bugün Batman Üniversitesi'nde İslami Bilimler Fakültesine geldiler. Demek ki Muhammed de gelmemiş. Ce'attullahu gayre Muhammed hariç öğrenciler. Cümlenin sonuna gidiyorum. Bugün Batman Üniversitesi'nde İslami Bilimler Fakültesine geldiler şeklinde tercüme ediyoruz. Devam ediyorum. Ete geldi. Ete ile C eş anlamı olan kelimelerdir kıymetli arkadaşlar. Ete geldi. Talibun bir öğrenci. Gayru tavilin. Değerli arkadaşlar hatırlarsınız bir şey söylemiştim sizlere. Demiştim ki eğer istisna edatlarından önce müstesna a burası nekire ise a burası artık istisna edatı olmaz. Burası sıfat olur. Bakın. Ete talibun gayru tavilin. Uzun olmayan öğrenci geldi. Bakın gördün mü? Hariç demiyorum. Uzun olmayan öğrenci demedim. Birisi istisna oldu. A burası neden? Çünkü gayrüden ya da gayreden. Evet. Burası tenvili nekire. Bak belirsiz de el taksi yok. Nekire yani belirsiz gelince a burası buranın sıfatı olarak gelir. Artı burada fetha ve başka seçenek yok. Sadece burada burası hareke neyse bu da bunu hareketi alır. Çünkü burası buranın sıfatı olur. Bu mavsuf olur. Bu da sıfat olur. Ete geldi. Talibun gayru tavilun. Uzun olmayan bir öğrenci geldi. Nereye? İle harf-i ecerdir. Değil mi arkadaşlar? Medreseti ismi kariyeti köyün okuluna geldi. Daha bitmedi cümle. Kable dikkat edersen kable kalilin. Burada mef'ulun fi'dir. Kalilin az önce mudafun ileyhi bir harf-i ecerdir. Bakın burada harf-i ecer var değil mi arkadaşlar? Burada harf-i ecer gelmiş. Evet harf-i ecer ismi mecrur. Hu mudafun ileyhi el-khasati. Bu da otomobilin sıfatı. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar nasıl yapacağım? Uzun olmayan bir örneği. Burası faille ilintili. Burası faildir. Burada faille ilintili olduğu için tercüme burada başlar. Evet. Uzun olmayan bir öğrenci özel otomobiliyle az önce köyün okuluna bak geldi. Tekrar edeyim. Uzun olmayan bir öğrenci özel otomobiliyle az önce köyün okuluna ete geldi şeklinde tercüme ediyoruz. Bu cümle olumsuz altı. Vasala ulaştı. Adı yufi misafirler. Gayru Halid'in. Halid'in dışında misafirler ulaşmadı. Me vasala ulaşmadılar. Neden? Şimdi bunu kaldırırsam cümle ne olur? Ulaştılar. Me vasala deyince arkadaşa ne oldu? Evet me vasala ulaşmadılar. Adı yufi burası faildir. Evet cümle olumsuz olduğu zaman burası sonu ötri de olabilir. Bakın burası ötri de yapabilirim. Burası fethali de yapabilirim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yapalım ki daha güzel olur. Şöyle yapalım. Gayrı arkadaşlar diyebilirim. Şöyle. Böyle de olabilir kıymeti arkadaşlar. Yani burada iki şekilde de caiz arkadaşlar. Ma vasala adduyufu gayru gayre de okuyabilirsin burası. Tamam bizim tercihimiz. Halid'in. Halid'in dışında misafirler ulaşmadılar. Nereye?
ile matari İstanbul'a, ile harf tecer matari isme mecur hava alanı İstanbul'a İstanbul. Neden sonra bu da mudafın ile neden sonra esra olmadı? Çünkü İstanbul Arapça bir kelime olmadığı için asla sonu esra olmaz. El yevme bugün de mef'ulun fi. Şimdi tercüme edersem nasıl yapacağım? Halid'in dışında misafirler bugün İstanbul Havalimanı'na ulaşmadılar arkadaşlar. Devam ediyorum. Meşaribe içmedi. El etfalu, evet bebekler. El halibe, burası arkadaşlar meşaribe içmedi, olumsuz. El etfalu faildir. El halibe ne oldu? Mef'ulun bi'nes ne oldu? Gayrı arkada burası mef'ulun istisna edatı tıfrin mudafın ili. Tamam arkadaşlar, bak burada sonu ferha de yapabilirim. A burası ferha de yapabilirim. Ya da a bunun gibi ötrede yapımızın tercihimize bağlı. Tavilin. Sagirin. Evet arkadaşlar. Küçük bir bebeğin dışında bebekler sütü içmedi. Daha cümle bitmedi. Fide de harf ecedi burası. Hadanetil hayyi. Mahalle kreşinde, bu kreş demek. Fi harf ecer ismi mecbur arkada burası mudafın ile. Tamam arkadaşlar. Demek ki evet arkadaşlar, mahalle, evet mahalle kreşinde küçük bir bebeğin dışında bebekler sütü içmediler şeklinde tercüme ediyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kara okudu. Eşbenu nedir? Şüben gençler. Şeb tekildir. Şüben gençler çoğuldur. El celideti. Sizce arkadaşlar burası ne olmuş? Mef'ulun bi. Peki mef'ulun bi hareketi daima. Fethali böyle olmuyor muydu? Oluyor. Neden burada esra oldu? Çünkü burası cem'i muannes alemdir. Arapçada sonu elif açık t ile biten bir kelime gelirse arkadaşlar, elif açık t ile ve cümlede konumu mef'ulu fi ise bunun hareketi fetha olmaz. Esra'da kabuk kural istisnadır arkadaş. Kara'a şübbenu faildir. El ceridati vel mecellati. Bu da atıf harfıdır arkadaşlar. A bu kelimeyi, bu kelime babu matufun aleyhidir. Bu atıf harfı, burası matuftur. Şimdi tercüme edersem gençler dergileri ve gazeteleri okudular. Vel kutu ve kitap. Bakın burada gördün mü arkadaşlar? Bu da mef'ulun fi, bu da mef'ulun bi'dir, bu da mef'ulun bi. Ama burada bak fethali oldu. Neden? Çünkü a bunlar gibi sonu elif açıklığıyla bitmediği için bu doğal olarak fethada kaldı. Fi harf ecer. Mektebeti kutuphane ismi mecur. Kulliyeti mudafun ileyhi bir. El ulumi mudafun ileyhi iki. El islamiyeti buranın sıfatı. Şimdi tercüme edersem nasıl yapacağım arkadaşlar? Kara eşubbanu el ceridati vel mücellati vel kutube fi mektebeti kulliyetil ulumil islameti illa, a burada bir illa sezatı getiririz arkadaşlar, şöyle yapalım, evet illa, a böyle arkadaşlar, evet illa kitaben diyelim arkadaşlar, kitaben, kitaben, a böyle olsun arkadaşlar. Bak gördün mü arkadaşlar, uzun uzun cümle yapalım. Kara okudu, bakın kara okudu, eşübbenim gençler, el ceridati vel mecellati vel kutu. A buradan buraya komple mef'ulun bi arkadaşlar. Üçüsü de vavla bağlaç kurulmuş. Nereden okumuşlar öğrenciler gazeteleri, dergileri ve kitapları? Fide de harf ecer, mektebeti ismi mecur, kulliyeti fakulte ulum İslami. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Önce tercümemizi şurada başlatıyoruz. Gençler İslami ilimler fakültesinin kütüphanesinde kitapları, dergileri ve gazeteleri okudular. Peki bununla birlikte yaparsam ne olacak arkadaşlar? Evet, bununla birlikte okusam o zaman şurada tercüme başla. Bakın arkadaşlar. Evet. Gençler bir kitabın dışında İslami Bilimler Fakültesinin kütüphanesinde kitapları, dergileri ve gazeteleri okudular şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şekilde yapmamız gerekir. Abone kaldırıp bir şey sıkıntı olma, böyle olsun. Devam ediyorum. Karatu okudum. Tamam arkadaşlar, karatu okudum. Rivayetten rivayet ne demek arkadaşlar? Evet, rivayet roman demek. Karatu fiil fail. Rivayetten bak burada nekire belirsiz geldi değil mi arkadaşlar? Burası o zaman a burası ne oldu? Burası sıfat oldu. Hep diyorum ya arkadaşlar, daima istisna edatlarından önce bir isim gelirse o zaman burası istisna edatı olmaktan çıkar. Burası sıfat oldu. A buranın sıfatı oldu. Karatu rivayetin gayret oyun. Uzun olmayan bir roman okudum. Fide da mektebeti ismi mecrur. Camiyeti mudafun ile üniversite. İce Ege. Ege Üniversitesi el-Berihat'ta. Şimdi tercüme edersem. Dün Ege
Üniversitesinin kütüphanesinde uzun olmayan bir romanı okudum şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. Şunu kaldırayım burada arkadaşlar. Ha, bu şekilde. İlle böyle yapalım. Evet. Devam ediyorum. C geldi. El ummelu işçiler geldiler. Kable kalin az önce işçiler geldi. Burası arkadaşlar faildir. Burası mef'ulun fi'dir. Biliyorsunuz zaman ve mekanı gösteren kelimeler biz ne diyorduk? Mef'ulun fi. Burası mudafun ileyhidir. İle harfi cer. Hadikati ismi mecrur bahçe demek. El hayvanati. Burası birinci mudafun ileyh. Hayvanlarla. Evet şimdi şöyle. İşçiler hayvanat bahçesine az önce geldiler şeklinde tercüme ediyorum. Haleden başka amilin vahidir. Arkadaşlar burada iki ade hale haşa arkasında bu isim şöyle olursa arkadaşlar o zaman bu fiil olur. Burası mef'ulun bihi olur. Bu mazi fiil olur. Bu da mef'ulun bihi. Bu da onun sıfatı da şöyle yapmamız gerekirdi. Şöyle arkadaşlar. O da onun sıfatı olur. Ama şöyle yaparsak arkadaşlar, eskisi gibi yaparsak, bakın arkadaşlar, böyle yaparsak, o zaman bu harf-i cerdir. Burası ismin biliyoruz, harf-i cerden sonra gelen isimler eseri yok mu? Bu da buranın sıfatı. Tamam arkadaşlar, tercümede bir farkı yok. Burası fetha yaparsa, mansub yaparsan, bu mazi fiilidir, burası mef'ulun bihidir, bu da onun sıfatı olur. Şimdi ismi mecrur oldu, neden? Çünkü burası, bak burada eser olunca, burası demek ki harf-i cerdir arkadaşlar. Çünkü fiillerden sonra mef'ulun bihi fethali gelir, eseri gelmez. Biri hariç. Biri bir işçinin haricinde asıl özneye dönüyorum. İşçiler hayvanat bahçesine ya da hayvanatlar bahçesine az önce geldiler şeklinde tercüme ettik. Devam ediyorum. Arsal'a gönderdi. Kim gönderdi? El mudara müdürler. El avrakları. Nereye göndermişler? Müdürler avrakları gönderdi. Nereye göndermiş? İle harf-i müdüre. Et-talim ve terbiye. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Bakın arkadaşlar. Müdürler avrakları milli evet. Milli evet. Talim ve terbiye arkadaşlar. Bu iki kalıbın Milli Eğitim Müdürlüğü gönderdi. İle harf-i cerdir. Müdürü terbiye. Müdürü ismi mecbur. Talim. Mudafın ile ve terbiye arkadaş a burası buraya matuf olmuş. Demek ki talim eğitim terbiye arkadaşı. Evet eğitim ve terbiye yani Milli Eğitim Müdürüne şöyle yaparsak müdürler evet müdürler Milli Eğitim Müdürlerine avrakları gönderdiler. Hale'den başka burası ne olmuş? İstisna edatımız. Varakan mahtuman fakat. Varaka ne demek? Evet ya avrak arkadaşlar. Mahtum ne demek? Mühürlü. Mahtum hatama fiilindeyim. Fakat evet şimdi tercüme edersek müdürler arkadaş. Önce bunu tercüme edeyim. Müdürler yalnız mühürlü bir avrakın dışında Milli Eğitim Müdürlerine avrakları gönderdiler. Yani birisini sanır. Yani yalnız evet, mühürlü bir avrakın dışında buraya dönüyorum. Müdürler Milli Eğitim Müdürlüğüne avrakları gönderdiler. Tamam arkadaş. Devam ediyorum. Şaribe içti. El mühendisune burası. Bu faildir. Failin hareketi vavla merfu olmuştur. Nün tenvin yerine el kahvete mef'ulun bi kahve kahvedir arkadaşlar. Zaten Türkçemizde de kahve diyoruz. Burası mef'ulun bi fi harfi ecerdir. Maka ismi mecrurdur. El hayyi. Şimdi tercüme edersin buradan buraya kadar. Mühendisler mahallenin kahvehanesinde kahveyi içtiler şeklinde tercüme ediyor. Kable önce mef'ulun fi'dir. Evet. Kalilin az önce. Burası da arkadaşlar tamamıyla biliyorsun. Ada hale haşa. Ada halenin önünde me gelir. Me gelirse o zaman burada arkadaşlar daima burası mef'ulun bi olur. Burada harf-i cer artı olmaz. Madem me ada ile halenin önüne gelirse bu olumsuz eki değil arkadaşlar. Sa da geliyor. Buraya gelirse o zaman kesinlikle burası mef'ulun bi olur arkadaşlar. Bu mazi fiilidir. Burası mef'ulun bihidir arkadaşlar. Şimdi de tercüme edersek bir mühendisin haricinde evet bir mühendisin dışında asıl özneye dönüyorum. Mühendisler az önce mahalle kahvehanesinde kahve içti. Tekrar edeyim. Mühendisler bir mühendisin dışında evet az önce mahalle kahvehanesinde
kahveyi içtiler şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. Devam ediyorum. Ketebe yazdığı el atibau doktorlar et takari rapolo. Burası eylemi yapanlardır. Doktorlar eylemi yapmışlar. Yani yazma eylemi kim yapmış? Doktorlar arkadaşlar. Et takarire, evet, et takarire raporları arkadaşlar. Kırıkça olur. Yani takrir tekildir. Takarir raporlar. Fi de da dikkat edersin. Fi harf ecedir. Müsteşfe ismi mecurdu. Burada illet harfi olduğu için ese görülmüyor. El atfali mudafun ileydir. Vel ebhas arkadaşlar. Bu da abu vavla. A burası, a buraya. Burası matufun aleyh oldu, burası matuf oldu. Ne demek el atfal vel ebhas? Araştırma ve çocuk hastahanesinde. Demek ki doktorlar araştırma ve çocuk hastahanesinde raporları yazdılar şeklinde tercüme ediyoruz. Bi medineti batmana, evet. Bi harfi ecerdir. Medineti ismi mecur batmana arkadaşlar. Şimdi tercüme edersek, evet, doktorlar Batman şehrinde araştırma ve çocuk hastahanesinde raporları yazdılar. İlle, bak burada daha ile getirmemişim değil arkadaşlar, getirelim. İlle, ille bunu evet tabiben, bunu ille tabiben ta bi ben şöyle yaparsak arkadaşlar, a böyle yaparsak şimdi ne oldu arkadaşlar? İlle istisna atadı getirirsem şöyle yapayım. Şimdi bir doktor, a burası müstesnadır, a burası müstesna minhudur arkadaşlar. Evet, hem burada faildir hem müstesna minhudur. Bu müstesna. Bir doktorun haricinde, ana özneye dönüyorum. Doktorlar Batman şehrinde araştırma ve çocuk hastahanesinde raporları yazdılar şeklinde tercüme ediyoruz. Vasala ulaştı. Tamam arkadaşlar, vasala ulaştı. Kim ulaştı? İle harf ecerdir. Tamam arkadaşlar, ismi burası büyüt evler. Hum mudafun ileyi. Tamam arkadaşlar. Evet, şöyle. Vasale ile büyütim. İle beyt tekildir. Büyüt de kırık çoğul. Vasala ulaştı. İle büyütim. Evlerine ulaştı. Kim? El etfalu bebekler. Burası faildir. Bazen fail ile fiil arasında bazı kelimeler çeşitleri girebilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet, demek ki bebekler kendi evlerine ulaştılar. Ma'a kimle beraber arkada? Bu da harf ecerdir. Evet. Ebe'yim. Bak, ismi mecbur. Hu mudafun ileyh. A burası mudafun ileyh oldu. Ama bunlar mebni olduğu için sonları esre olarak çıkmıyor arkada. Neyse o odur. Evet. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar. Bebekler, evet, bebekler babalarıyla beraber kendi evlerine ulaştılar. Kable bu neydi arkadaşlar sizce? Mef'ulun fi'dir. Nısfi mudafun ileyh 1. Sa'atin mudafun ileyh 2. Haşa'dan başka istisna edatı. Tıflan da burası mef'ulun bi oldu. Bak burada fiiller arkadaşlar. Haşa istisna oldu manası. Bir tıflan, bir bebek istisna olmuş. Şimdi tercüme edersek. Bir bebeğin dışında. Evet. Asıl özneye dönün. Bebekler yarım saat önce babalarıyla birlikte kendi evlerine döndüler şeklinde tercüme ettik. Ketebetil muallimatu, bayan öğretmene. Burası neydi arkadaşlar? Faildir. Aynı zaman cem-i muannes salimdir. Tamam kurba. Evet arkadaşlar. Ketebeti el muallimatu. Evet. Ketebet yazdı. Bu t-tenisdir. Dikkat edersiniz. Evet. Burası t-tenisdir. Bu fiildir. Bu t-tenisdir. El muallimatu. Bayan öğretmenler. Vacibatine. A burası mef'ulun bi'dir. Neden burası esra oldu? Çünkü burası bu cem-i muannes salim olduğu için. Bak, dikkat ettiniz mi? Ya burada elif açık diyedir. O zaman mef'ulun bi konuda yukarıdaki demin de söylediğimiz gibi mef'ulun bi konumda eğer cem-i muannes salim gelirse fetha değil, eseri a burası olur. Hünne mudafni, burası da mebni olduğu için sonu ese olmuyor. O zaman bayan öğretmenler kendi ödevlerini yazdılar. Nerede yazmışlar arkadaşlar? Fi harfi ecerdir. Mektebeti kütüphane demek. İsmi mecurdur. Mektebeti kütüphanede. Camiati üniversen bu da mudafun ileyh bir. Batma mudafun ileyh. Batma Arapça bir kelime olmadığı için sonu ese olmadı. Şimdi buraya kadar tercüme edersek arkadaşlar ne oldu? İlle muallimet mi bayan öğretmen hariç. Şimdi arkadaşlar tercüme şurada başlar. Bayan öğretmenle, bakın notunuzu alınız. Nokta nokta her kelimeyi böyle 1, 2, 3 olarak işaretleyin arkadaşlar. Öğretmenler Batman Üniversitesi'nin kütüphanesinde kendi ödevlerini yazdılar. Tekrar edeyim. Bayan öğretmenler Batman Üniversitesi'nin kütüphanesinde
kendi ödevlerini yazdılar. Daha cümle bir haşa muallimetin. Aa, burası harf-i ecerdir, istisna edatıdır, burası istisna mecrur olmuş. Şimdi tercüme edersen, o zaman tercüme burada başlar. Bir öğretmen haricinde, asıl özneye dönüyorum, bayan öğretmenler Batman Üniversitesi'nin kütüphanesinde kendi ödevlerini, yani ödevlerini yazdılar şeklinde tercüme ettik. Devam ediyorum. Nazafa temizledi. El hadimune hizmetçiler. A burası, burası faildir. Bu kelime faildir arkadaşlar. Failin hareketi öteli olması gerekir bunun gibi. Ama bu önce memuzeke selim oluyor. Bu vav ötenin yerine kabul ediyoruz. Nün teniminin yerindedir. Guraf odalar. Kırıkçı tekili el gurfetu. Gurafa sufufil medreseti. Okulun sınıflarının, evet, sınıfların odaları arkadaşlar. Evet, sınıflar. Okul sınıfların odalarını, evet. Demek ki nazafa temizledi mazi fiili. El hadimunu faildir. Uğraf odalar mef'ulun bi. Aynı zamanda mudaftır. Mudafın ile bir, mudafın ile iki. Şimdi buraya kadar tercüme edersek arkadaşlar nasıl yapacağız? Yapalım buraya kadar. Evet, şöyle. Tercüme burada başlar. Hizmetçiler okul sınıflarının odalarını temizledi. Daha cümle bir dakika. Ade damacı gurfetin vahidetin. A burası arkadaşlar huraf. Burası çıkarık çoğuldur. Evet, müstesna minudu. Burası müstesnadır. Bu istisna edat. Bir odanın dışında. Asıl özne dönüm hizmetçiler okul sınıflarının odalarını temizlediler şeklinde tercüme etti. Mezzaka paramparça etti. Yırttı. Paramparça etti. El muallimune öğretmenler. El evraka yaprakları. Evet, öğretmenler yaprakları paramparça ettiler. Varamuha, bakın ikinci bir cümle başladı arkadaşlar. A bu cümle ramu attılar. Bu cümle a buraya bu mahtuftur. Bu mahtufun aleyhidir. Bu vav da atıf harfi. Mezzaka mazi fiili paramparça etti. El muallimuna burası faildir. Vav ile ötre olmuş. El evraka mef'ulun bi nesnedir. Vav atıf ramu attılar bu faildir. Ehe arkadaşlar mef'ulun bi. Bakın arkadaşlar. A buradaki he tıpkı a bunlar gibidir. Nasıl bunlar mef'ulun bi ise bu da bu hadi iyilik zamiri olan mef'ulun bi konumda gelmiş. Nereye atmış gör. Mezzakal muallimun el evrak öğretmenler yaprakları, evet, avrakları paramparça edip ve ramuha atlar ile hadi selletil muhmeleti. Sellel muhmele demek çöp kutusu, selle. Selle sepet demek çöpe, evet arkadaşlar. Çöp sepeti demek. Çöp sepettir arkadaşlar. Burası sepeti ile harfi ismi mecrur mudafun ileyh. Hale varakan bir yaprak hariç, bir avrak hariç. Evet, şimdi tercüme edersek şuraya kadar yapalım arkadaşlar. Önce öğretmenler çöp tenekesine ya da çöp kutusuna ya da çöp sepetine. Şöyle, önce burası arkadaşlar. Önce birinci cümleyi tercüme ediyorum. Sonra ikinci cümle teknik olarak şöyle. Öğretmenler avrakları paramparça edip, bakın ikinci cümle geldiği için biz diyorum edip. Öğretmenler avrakları yırtıp ve çöp sepetine attılar şeklinde tercüme ediyor. Hale varakan. Şimdi tercüme edersek, evet, bir avrak haricinde öğretmenler avrakları yırtıp, bakın avrakları yırtıp ve çöp tenekesine attılar şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Celebe getirdiği el varak. Varak ne demek? Kırtasiyeci arkadaşlar. Varak unutmayın. El kırtasiyeci. Evet. Celebe getirdiği el varak o kırtasiyeci. El aklama kalemleri ve memahi silgileri. Kırık çoğul. Bak aklam kalemin kırık çoğul. Aklam kalemler. Kalemun aklamın. Kalemler ve memahi mimhat tekildir. Onun kırık çoğul memahidir. Mesatire misara cedvedir. Mesatire onun kırık çoğulu. Demek ki kırtasiyeci cet, evet, neyi arkadaşlar? Kalemleri, silgileri ve evet cetveleri getirdi. Nereye? İle harf-i ecerdir burası. Harf-i ecer. Mektebeti kütüphane ismi mecbur. El medreseti okulun kütüphanesine getirdi. Gayre kalemin hebrin. Mürekkep, bakın. Gayre kalem, şöyle yapalım. Bu da eser olacak. Kalemi, a böyle. Evet, mürekkep kalemin dışında. Şimdi tercüme ederiz arkadaşlar. Evet, evet, kırtasiyeci mürekkep kalemin dışında okul kütüphanesine cetvelleri, silgileri ve kalemleri getirdiği şeklinde tercüme ediyoruz.
Evet, musallune. Evet diyor, mâdehale girmediler. Musallune namaz kılanlar. İlel musalla, musalla mezcid demek arkadaşlar. Cami yana mezcid. İle harfe cer, el musalla mezcid. Hatta yani şimdiye kadar bu harfe cerdir. Evet, peki harfe cerse neden burası yese olmadı? Bu kelime mebnidir arkadaşlar. Sonu değişmeyen kelimeler var, onları bilmemiz gerek. Zarfların çoğu mebnidirler. Gayru musallin, bir namaz kılanın dışında, evet namaz kılanlar şimdiye kadar mescide girmediler. Bak, mâdehale girmedi. El musallun faildir. Vav ile merfu olmuştu. İle harfe cer. Musalli ismi mecbur, cari macrur. Bu fiile mutalliktir. Hatta el an şimdiye kadar. Burası mebni oldu. Mahallen mecrurdur. Gayru musallin. Evet. Cümle arkadaşlar olumsuz olduğu için a burası gayru da yapabilirim. Şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Gayre de diyebilirsiniz. Gayra, a böyle sonu fethi de bizim tercihimize bağlı. Bakın gördün mü arkadaş? A burası da olabilir. Madem cümle olumsuzdur, gayru da okuyabilirsiniz. Gayre de okuyabilirsiniz. Bunu gayru dersen buraya bedel olmuş. Gayre dersin müstesnadır dersin arkadaşlar, tamam mı? Evet, musallin mudafun ile. Demek ki şimdi tercüme edersem şöyle. Bir namaz kılanın dışında, evet asıl özneye dönüyorum. Namaz kılanlar şimdiye kadar mezide girmediler şeklinde tercüme edilir. Sallaha tamir etti arkadaşlar. 20. alışımı sallaha tamir etti. El musallihu tamirci faildir. El mezayya, ne demek mezayya? Mizya tekili, mezayı da kırıcı. Radyoları. Sallaha tamir ettiği el musallihu tamirci. El mezaya kırık çoğul. A, bu kırık çoğulları yüze yakın tekilleri ve çoğulları ezberlerseniz 101, 102 oldu mu yukarıya doğru hemen çakarsınız arkadaşlar. Bunlar zor değiller. Yeter ki 100 tane tekil ve çoğulu ezberleyin. Fıtratan hissedersiniz arkadaşlar. Sallaha tamir ettiği el musallihu tamirci. El mezaya radyoları fi de varşe. Varşe ne demek? Verşe tezgah demek. Ya da mahal arkadaşlar. Tezgah. Verşe de diyebilirsin. Mahalle diyebilirsin. Si ve miz, yani bir radyo haricinde. Şimdi tercüme edersem. Bir radyonun dışında. Evet tamirci. Tezgahta radyoları tamir etti. Tamam arkadaşlar. Devam edin. Haresem işledi. El ummalu, işi, toprak işlemek var ya. Harese işledi. El ummalu işle. El hukula, tarlaları. El yevme, bugün. Fi de harfetler, kariyeti, köyde. Bakın. Harese mazi fiili. El ummalu işçiler. El hukula, tarla, bu kırık çoğul. El hakl tekil, hukul kırık çoğul. El yevme mef'ulun fi. Fi harfetlerdir. Kariyeti, ismi mecrurdur. Ma ada arkadaşlar, bu mazi fiili. Bu ma gelince A burada adadan sonra asla burası ese olmaz. Daima burası o zaman fiil olur. Haklan da burası mef'ulun bi olmuş. Şimdi tercüme edersem bir tarla haricinde işçiler köyde bugün toprağı işlediler. Evet. Haresel ummelul hukule. Evet diyor ki bir tarla hariç işçiler köyde bugün tarlaları işlediler. Bunu Arapça anlatayım arkadaşlar. Harasa fi'lu madin mebniyun alel fetha kema kultu lekum anifen. Fi'lu madi daima yekuna mebniyun alel fetha mansuban. El ummalu fa'ilun merfu'un kema ta'lemuna. Daima tekunu hareketul fa'il fa'il fi'l, yani fa'il, hareketul fa'il daima yekunu merfu'an bi damma ve alamatu hareketi damma zahir ala ahiriha. El hukule mef'ulun bi mansub. Daima yekunu mef'ulun bi mansub bil fetha. El yevme mef'ulun fi aglabul az-zuruf ey mef'ulun fihi de yekuna mebniyen fi harfu cerrin el kariyeti ismi mecrur. Kullu ismin ca'a ba'da el huruful cer yekun mecrur bil kesre ma ada fi'lu madin haklan azbaha huna mef'ulun bi. İzen öyle şekilde arkadaşlar, bir tarla haricinde İşçiler köyde bugün tarlaları işlediler. Kat inte, bitmiş. Arkadaşlar bu kat gelince, mazi fiillerin önüne gelince ne oluyordu? Mişli geçmiş zamanda. İnte bitti. Bakın bu tek bunu okumasan bu ne okumadı. Manası neydi? İnte bitti. Peki kat gelse ne oldu? Bitmiş. Kat inte bitmiş. Dersül istisna, istisna dersi bitmiş. Ma'ade dersen vahiden. Bu dersen sonra arkadaşlar doğru bir dersimiz kaldı. O da bitersek artık istisna dersimiz biter. Evet.
kad intehe bitti. Dikkat edersin. Kad intehe bitti. Mazi fiilidir. Evet, dersu burada illet harfi olduğu için şeysi görünmüyor, hareketi görünmüyor. Dersu faildir. El istisna, istisna dersi, burası faildir. Aynı zamanda mudaftır. Burası müstesna, evet, burası mudafın ileğidir. Kat intihe dersul istisna, istisna dersi bitti. Me'ade, bakın arkadaşlar, dersen vahiden. Bu dersimizden bak, dersen var. Bir ders haricinde İstisna dersi bitti. Bir dersimiz kalmış arkadaşlar gerçekten de. Bundan sonra inşallah biz istisna dersi bitirmiş olmuş olacağız. Ondan sonra başka konular görmediğimiz Arapçada özellikle iki muzari fiili cezmeden edatları göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitmiş olmuş oldu arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki derste buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.